Herkese merhaba değerli dostlar. Turkcell'in şöyle kısa bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Takasında yabancıların yoğun bir şekilde alımları söz konusu. Bu yüzden önümüzdeki dönemde karlılık seviyesini maksimum derecede arttırmayı başarmasıyla 2023 yılına da güzel bir başlangıç yaptı ise senedi. Önümüzdeki dönemde hem şirketin öz kaynaklarında güzel bir artış hem de cirosunu korumasını beklerken şirketinde mevcut dip seviyelere yakın bölgelerden alımların hala devam etmesi hissenin piyasa dönüşüyle itibariyle çok kısa bir sürede en üst Hacimle yüksek rakamlara doğru hareket etmesinin bekliyor olacağız. Şirketin şöyle öncelikli olarak teknik verilerine bakalım. Hisse senedi biliyorsunuz büyük bir ortak sorunu vardı. Bu konuyu atlattıktan sonra güzel bir yükselişle 16-17 bölgesinden yıllardır süre gelen gördüğünüz gibi 16-17 bölgesinden güzel bir atak gerçekleştirdi. En son 43 bölgesine kadar yükseldikten sonra buradan artık tabancı satışlarını da görmeye başlamıştık kısa vadede. Ve e, bu süreç zaman diliminde de güzel paralar kazandık Turkcell'den. Yine aynı şekilde önümüzdeki aylarda bu kazançlarımızın tekrar peşine düşme gayreti içerisinde olacağız. Hisse'de gördüğünüz gibi beyaz bir çizgi var aşağıda. Bu e, destek çizgilerinden bir tanesi ve artık çok önemli bir destek seviyesi. Çünkü burası artık fazlacana destek olarak görevini görmeye e, çalıştığı bir nokta. Ama artık dayanabilecek de pek gücü kalmadı. Bu bölgeden uzaklaşması gerekiyor hisse senedinin. 31 bölgesi kısa vadede bizim destek seviyesi olacak. Bu destek seviyesi aynı zamanda stop loss seviyesi olarak takip edilmeli. Çünkü gördüğünüz gibi şirket hissesinin Ocak hatta Kasım ayında başlayan bu 30 TL üzerindeki harekat dönemi buranın defalarca destek destek olarak çalışmasıyla sonuç buldu ve son hafta hisse senedinde çok güzel bir tane mum oluşmuştu. Arkasından 3. mumu beklerken 3. mum yeşil olmadı, kırmızı oldu. Çünkü piyasanın şu ancık birazcık seçimle hareketlenen bazı senetler rüzgarında önemli bir git gel yaptığı için piyasa şu an mumu grafikleri pek düzgün göstermiyor veriyi. Ama genel itibariyle buranın çok güçlü bir destek olduğunu ve aylıklarda oluşan dojinin oldukça dikkat çekici bir doji olduğunu. Doji çünkü vermiş olduğu mesaj itibariyle bizim piyasamızda Haftalıkta düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi kararsız bir yapı ve dönüş işaretidir aynı zamanda. Daha önce haftalıklarda gelen bu verinin devamında güzel yükselişler oldu hisse işte senedinde. Bu yüzden böyle gördüğünüz gibi bu şekilde oluşan dojilerde hisse senetlerinde piyasasında önemli dönüş hareketleri gerçekleşebiliyor. Bu şu an tam teyit almış bir veri değil. Bu aksi yönde de ilerleyebilir 26 TL seviyesine kadar. Ama 31 TL seviyesi aşağı yönde geçilmediği sürece hisse senedinde kısa vadede 26 TL bölgesini hedeflemiyor olacağız. Bizim için önemli olan bölge kısa vadede 34 bölgesi olacak. Yani defalarcadır test edilen bir bölge. Yine kar satışının buradan geldiği bir bölge. Bizim için güvenli olan bölge şu bölge. Şu kırmızının içine bir geri atabilirse ise senedi yani 32.5 TL seviyesinin üzerine atabilirse bu kademe içerisinde ise senedi kısa vadede yeniden şu mavi çizgiye doğru yukarı doğru hareketinin devamını bekliyor olacağız. Ve görüntü teknik olarak da şu an bence gayet iyi durumda. Sonrasında eğer 34 bölgesini yukarı açarsak yaklaşık bir ay bir buçuk ay gibi zaman diliminde ise senedinin kısa vadede üst bant yani 40 TL seviyesine doğru yol almasını bekliyor olacağız. Şöyle isterseniz kur, aracı kurum dağılımına baktığımız zaman hisse senedinin son 2-3 günlük verisine özellikle son hafta içerisindeki dalgalanmada bizim için önemli olan e, verilere baktığımızda son 2 günün takasında yaklaşık 3 milyonluk bankofu girişi var. E, HSBC'de de yabancı, ünlü de yabancı. E, bu hesapların yoğun olarak hisse senedinde pozitif ayrıştığını görüyoruz ve alıcı satın dengesinin alıcılar tarafında güçlü kaldığını görüyoruz. Neden? Hisse senedinin dip bölgelere çok yakın olması, enflasyon farkını yeterince teslim almamış olması ve diğer taraftan seneye güzel bir karla başlamış olması. Çünkü geçen senenin nazaran karında yaklaşık %250'lik bir kar artışı var. Ve diğer taraftan şirketin cirosunda da %60'a yakın bir hasılat getirisi var şu anda artış. Geçen senenin aynı dönemine nazaran ve hatta 2022 yılının son çeyrek bilançosu gelen 2022 bilançosu itibariyle yani 2023'ün ilk 3 aylık zaman diliminde öz kaynaklarında %9'luk bir artış var. Yine 2023 yılındaki resesyon beklentisinin çok yoğun olduğu bir dönemde e, bu artışlar bence hisse senedini pozitif yönde etkileyecektir. Yani kısa vadede piyasanın dönüşlerinde daha hızlı tepki verebilecektir. Şu an haftalıkta şu çalkantıdan dolayı, seçim çalkantısından dolayı bir miktar Deutsche Bank ve City satışları var ama genel itibariyle gördüğünüz gibi Citibank elinde 680 milyon not olan ve çok ciddi bir e, elinde payla durmakta ve ikinci hakim ortakta Doğuş'a elinde 520 milyon lot var. Yani ellerindeki 2-3 milyonluk lotların bu hisse senedinde çok fazla ağırlığı yok. Ama şöyle 3-10 çayla baktığımız zaman da ilk 5 kurumun alışlarda güzel tarafta olduğunu görmekteyiz ve gördüğünüz gibi 22 milyon ve diğer taraftan Doğuş Bank'ın 15 milyon lot artıda olduğunu görüyoruz son 3 aylık zaman diliminde. Emeklilik Fonu'nun hisseyi 39 bölgesinden aşağı doğru basarken yoğun işlemlerini görmüştük ama büyük satışların genelini yine ana hisseyi karşıyan kurumların e, söyleyebiliriz. Bakın bu hissedeki kurumların ağırlığına bakın ve geri kalan kurumların ağırlığına bakın. Yani %5'e kadar düşüyor ikinci ortaktan sonra. Bu yüzden bu iki kurumun yapmış olduğu işlemlerin yönleri bize kısa vade ve orta vadedeki pozisyon farklılıklarının ne yönde olabileceği ile ilgili önemli işaretler sunuyor. Bu yüzden kısa vadedeki görüntü bu şekilde gözüküyor ve e, ise senedinde olası ki ot olabilir piyasamızda neler olmadı şimdiye kadar. O yüzden her türlü ihtimalde değerlendirelim ki nerede ne yapmanız gerektiğini birazcık daha yorumlayabilin. Tekniksel olarak yaptığımız bir işlemde. Şu anda gördüğünüz gibi 3. doji şeyin mumun yeşilip olup 34'ü geçmemesinden dolayı hızlı bir kar satışı gelmiş gözüküyor ise senedinde. Ama haftayı 32.5, 32.60'ın 32, 32, e, 32 üzerine daha doğrusu tam anlamıyla çıkartabilirse çok rahatlar hisse ve kısa sürede tekrar 34 ve üst bantı olan ikili tepe noktası olması beklenen 36.5 bölgesine doğru hareketini tekrar izleyebiliriz ise senedimizin. Ve e, diğer taraftan eğer aksi istikamette piyasada bir dalgalanma olacaksa, piyasamızı etkileyen kötü bir durum olacaksa ve düşüş şu an tekniksel olarak e, bu hafta düşüş devam etme olasılığı var gibi gözüküyor. Son oluşan mumlar hiç e, kaliteli mumlar değil açıkçası. Bunu endeks analizinde değerlendireceğiz. Şu bölgenin altında 31 bölgesine kadar gelmesi kabul edilebilir bir hareket olur. Ama 31'in altını lütfen zorlamayın. Çünkü burası çok fazla destek olarak görev gördü. Ve bu kadar çok denenen, test edilen nokta artık zayıf bir noktadır. Yani burası geçildiği zaman yatırımcıların yani ciddi manada satış yönünü harekete ivmelenecektir. Çok fazla satış olacaktır. Ve ise senedin çok kısa bir sürede şu görmüş olduğunuz bölgeye gelmesini beklerim. Yani 26.5 seviyesine doğru hızlı bir geliş gelme olasılığı çok yüksek. Bu 31 seviyesini bu yüzden çok önemseyin lütfen. Onun haricinde dediğim gibi 34 bölgesi bizim güvenli bölgemiz. Bu bölgenin üzerine geçtikten sonra ise senedin kolay kolay bu bölgenin altına bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum ben. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.